Bismillahirrahmanirrahim. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın savunma sanayiinde önemli bir şehir olduğunu, yapılacak yatırımında katkı sunacağını söyledi. Ben bunu çok önemsiyorum değerli kardeşlerim. Çünkü bu şehir işte tekstille anılan, kuyumculukta ikinci sırada Türkiye'de bulunan ve çelikle ilgili de yine ilk sırada yer alan bir şehir, ama sanayiyle ilgili bir çeşitlendirmeye gitmesi bu şehir için artık elzem hale gelmişti. Ve bu çerçevede de bu memleketin akıl teri döken gençlerinin de bu şehre tekrar geri dönüşte veya bu şehirde aldıkları eğitim sonrası bu şehirde istihdamların noktasında bu savunma sanayinin memleketimizde yapacağı bu yatırımın çok önemli olduğunun özellikle altını çizdik ve bu çerçevede de şimdilik Türkiyeoğlu'nda başlayan ama Kahramanmaraş Havalimanımızın hemen yanı başında da inşallah kalıcı olarak tesislerini inşa edecekleri bu savunma sanayine ilişkin başlangıç ve bizim ifademizde bir fidan dikilecek savunma sanayi alanında, Allah'ın izniyle bu bir savunma sanayi alanında ormana dönüşecek dedik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen iş yeri kura çekimi töreninde konuşan Kirişçi, yangınla mücadele için geçtiğimiz günlerde 3 helikopter ve 20 uçağın hava filosuna dahil edildiğini anımsattı. Kendimize yeni bir yol seçtik. 3 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ve kendi hava filomuzu oluşturmak adına 3 tane helikopter, 20 tane de uçağı kendi envanterimize kattık. Bir özel uçak da satın aldık. O uçak da dünyada 4 ülkede kullanılıyor. Bu 4 ülke Amerika, Kanada, Avustralya ve Portekiz. Biz 5. ülkeyiz ama teknolojik olarak en zirvedeki teknoloji bu uçakta var. 10 milyon dolara uçağı aldık. 10 milyon dolar da teknolojisine ödedik. Ben bu rakamları ne için söylüyorum? Biz eğer bugün milli muharip uçağı, adına da PAAM dediğimiz 5. nesil, dünyanın 5 ülkesi arasına girmemizi sağlayan bu 5. nesil uçağı yapabilecek bir know-how'a, teknolojiye, altyapıya sahipsek, daha TOP'tan, İmece'den, TCG, Anadolu gemisinden, bunlardan bahsetmiyorum. Ben savunma sanayinin artık zirve yaptığı ve milli muharip uçağı olan Kaan'dan bahsediyorum.